Bu görüntülerle başladıktan sonra geleceğin harp sahasına hoş geldiniz ifadesiyle devam etmem gerekirdi normalde. Ama bir önemli detay var ki gelecek biz farkına bile varmadan bugün oldu. O pahalı milyarlarca dolarlık savaş gemilerini unutun. Milyonlarca dolarlık jetleri, o heybetli tankları. Bugünün savaş alanında hepsi tek bir tehdit karşısında savunmasız kalabiliyor. Birkaç bin dolarlık, ticari, bir marketten alınmış gibi görünen küçük bir insansız hava aracı. Rusya-Ukrayna savaşı bize acı bir gerçeği gösterdi. Asimetrik savaş modern orduların kabusu haline geldi. Düşük irtifadan gelen, yavaş ve küçük, yani uluslararası literatürdeki yeni kategorisiyle LSS, Low, Slow, Small hedefler geleneksel hava savunma sistemlerinin radarlarından bir kuş sürüsü gibi geçip gidiyor. Peki, böyle bir saldırı senaryosu gerçekleştiğinde bir tankı korumak için milyon dolarlık bir hava savunma füzesi mi fırlatacaksınız? Bu ekonomik olarak intihar demek. İşte bu dünyanın en büyük savunma açmazıydı. Farkındaysanız geçmiş zaman eki kullandım. Çünkü biri bu açmazı çözdü. Bugün size tek bir silahtan değil, bir sistemler sisteminden bahsedeceğim. Geleneksel hava savunmasının kör noktasını doldurmak, dronlara karşı %100 savunulamaz denilen 3000 metre altı irtifayı kapatmak için tasarlanan bir katmandan. Muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Bugün Aura Sibilon sponsorluğunda makine ve kimya endüstrisinin yeni nesil cevabı olan MKE Tolga'yı konuşuyoruz. Sistemi 3 kelimeyle özetleyebiliriz aslında. Dronların çelik kubbesi. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unix sunar. Bugün Türk savunma sanayinin en son harikasını MKE Tolga yakın hava savunma sisteminin derinlemesine inceleyelim. Başlamadan da bir şeyi iddialı bir ifadeyle belirtmekte fayda var. Bugüne kadar konuştuğumuz bütün hava savunma sistemlerini unutun. Çünkü Tolga'nın çok özel bir yeri var. Peki bu sistem neden bu kadar önemli? Hangi silahları kullanıyor? Ve en önemlisi o küçük, sinir bozucu dronları nasıl durduruyor? Önce önümüzdeki sorunu net olarak anlayarak başlayalım. Geleneksel hava savunma mimarileri yani Hisar, Siper, Patriot gibi sistemler gökyüzünü yüksek ve orta irtifada korumak için tasarlandılar. Onların işi kilometrelerce uzaktaki savaş uçaklarını, balistik füzeleri veya ağır İHA'ları durdurmak. Ama bir drone bir binanın arkasından fırlayıp 300 metre irtifadan bir radar istasyonuna veya bir lojistik konvoyuna saldırsa ne olur? O milyon dolarlık radarlar bu hedefi ya hiç görmezler ya da çok geç görürler. Gördükleri zaman da yapabilecekleri pek bir şey yoktur. İşte bu 3000 metre ve altındaki irtifa modern orduların aşil topuğuydu. Zaten bu yüzden bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu sistemler. Ve bu ihtiyaca cevaben MKE'nin sunduğu çözüm tek bir silah kulesi yapmak olmadı. Çözüm tüm imha zincirini kapsayan entegre bir yapı kurmak oldu. Tolga'yı bir Lego seti gibi düşünün. İhtiyacınız olan her parçayı bir araya getiren anahtar teslim bir çözüm. Peki bu entegre çözümün içinde ne var? Tolga'yı bir sistem yapan şey ne? Tolga 4 ana bileşenden oluşuyor. Birincisi gözler, yani algılama yeteneği. Sistem mobil radar istasyonları ve elektrooptik sistemler sayesinde çok net görüyor. İkincisi kalkan, yani soft kill, Türkçesiyle işlevsel imha yeteneği. Elektronik karıştırıcılar yani jammerlarla sistem çoğu zaman mermi bile kullanmıyor. Üçüncüsü sistemin yumruğu, yani hard kill, Türkçesiyle fiziksel imha yeteneği. Farklı kalibrelerdeki silah kuleleri farklı türlerdeki hedeflere nefes saldırmıyor. Dördüncüsü ise sistemin beyni, yani komuta kontrol ünitesi. Tüm bu sistemlerin birbiriyle konuşmasını sağlayan, tehditleri önceliklendiren ve angajman kararı veren komuta merkezi tabii ki sistemin kalbini oluşturuyor. Bu karmaşık mimari tespit et, teşhis et, angaje ol ve imha et döngüsünü saniyeler içinde, çoğu zaman da otonom olarak tamamlıyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Şimdi bir saldırı senaryosu üzerinden gidelim. Bir drone sürüsü korunan bir askeri üsse yaklaşıyor. Birinci adım bu tehdidin tespitiyle başlıyor. Tolga'nın savunma zarfının en dış katmanı mobil radar istasyonları. Bu radarlar 10 kilometre uzaklıktaki bir drone'u bile tespit etme kapasitesine sahip. Radar şu koordinatta bir temas var bilgisini anında komuta kontrol merkezine iletiyor. Ardından ikinci adım başlıyor. Komuta merkezi radarın verdiği koordinata hemen yüksek çözünürlükte elektrooptik ve kızılötesi kameraları kilitliyor. Ekrana tehdidin görüntüsü net şekilde yansıyor. Bu bir kuş mu?
dost unsur mu yoksa bir düşman mı? Bu sorular bu adımda hızlıca cevaplanıyor. Ardından üçüncü adıma geçiliyor. Tolga'nın ilk refleksi mühimmat harcamak değil. İlk refleksi en ucuz ve en etkili yöntemi kullanmak, yani elektronik harp. Sistemin entegre jammer, yani karıştırıcı üniteleri hedefe kilitleniyor ve yoğun bir elektronik gürültü yayını yapıyor. Bu, drone'un GPS sinyallerini veya operatörüyle olan kontrol frekansını kesiyor. Drone'un iki seçeneği var. Ya olduğu yere düşer ya da kalktığı yere geri dönmeye çalışır. Konya Karapınar'da yapılan testte bu sistem kanıtlandı. Yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir drone, mermi bile atılmadan, sadece elektronik karıştırmayla başarıyla düşürüldü. Peki ya drone otonomsa, ya elektronik karıştırmaya dayanıklıysa? İşte o zaman Tolga'nın çelik yumrukları devreye giriyor. Ama bu çelik yumruklar da tek tip değil. Tolga'nın asıl gücü modülerliği. MK tek bir silah herkese ya da her hedefe uyar demedi. Tehdidin tipine ve mesafesine göre optimize edilmiş 4 farklı silah katmanı sundu. İlk katman, yani en dış halka, 35 mm revolver top. Bu sistem 3000 metreye kadar etkili. Dakikada 1000 atım gibi inanılmaz bir atış hızına sahip. Bu silah sadece drone avcısı değil. Bu aynı zamanda bir CRM sistemi. Yani roketleri, havan mermilerini ve hatta seyir füzelerini havada yakalayabiliyor. Tolga'nın ağır abisi diyebiliriz. Bunun için elektronik karıştırmadan kurtulan veya 35 mm'lik katmanı aşan dronlar için de bir sonraki savunma hattı, 20 mm'lik top sistemi devreye giriyor. Konya'daki testlerde başarısını kanıtladı bu sistem. Taktik dronlara karşı ideal bir maliyet etkin çözüm. Diyelim ki bir drone tüm bu katmanları aştı ve artık koruduğunuz tesise veya araca 300 metre mesafeye kadar geldi. Bu artık son savunma hattı oluyor. Tolga burada iki seçenek sunuyor. Sabit 12,7 mm makinalı tüfek ve benim favorim, araç üzerine monte edilen döner namlulu 12,7 mm silah sistemi. Evet, bildiğiniz Gatling topu bu. Dakikada binlerce mermi atarak bir kurşun duvarı örüyor ve 300 metreye kadar yaklaşan her şeyi paramparça ediyor. Bunun yanında bir silah daha var ama son testte tanıtılmadı. Daha önce fuarlarda bahsedilmişti. O da 40 mm otomatik bomba atar. Bu silah sürü saldırıları için önemli. Mesela 50 drone'luk bir sürü saldırısı gelirse ne yapacaksınız? Tek tek mermilerle bu sürüyü durduramazsınız. İşte burada 40 mm'lik otomatik bomba atar devreye giriyor. Bu silahın amacı alan savunması yapmak. Hedefin üzerine akıllı mühimmatlar yağdırarak geniş bir alanı şarapnel etkisi altına alıyor ve sürü halindeki birden fazla hedefi tek seferde imha ediyor. Ama dediğim gibi son tanıtımda daha önce bahsedilen bu silahtan bahsedilmedi. Akıbeti nedir net olarak bilmiyorum. Eğer daha sonra eklenecekse bahsetmiş olalım diye ekledim. Bu sistem 500 metre mesafede bir şarapnel duvarı oluşturarak sürü dronları imha ediyor. Şarapnel demişken en önemli soruya da geçelim. Çünkü aklınıza ne şarapneli, mermi atmıyor mu bu sistem sorusu gelmiştir. Evet, mermi atıyor ama bildiğiniz gibi değil. Geleneksel bir mermiyle küçük bir drone'u vurmak samanlıkta iğne aramak çok da farklı değil. O yüzden MK'ye Tolga için aptal mermiler değil, akıllı mermiler geliştirdi. Aslında bilmediğimiz bir şey değil bu. Daha önce defalarca atom mühimmatından bahsetmiştik. MK'ye bu mühimmatın benzerini farklı kalibrelerde geliştirip bu sisteme ekledi. Bu mermilerin hedefe doğrudan çarpması gerekmiyor. Mermi namludan çıkarken atış kontrol sistemi tarafından hedefin mesafesine göre programlanıyor. Mermi tam olarak hedefin önünde patlayacak şekilde ayarlanıyor. Sistem hedefe olan mesafeyi ölçüyor. Mühimmatın havada patlaması için gereken süreyi hesaplıyor ve mermiyi ateşliyor. Sonuçsa muhteşem. MK Genel Müdürü İlhami Keleş sonucu şöyle açıkladı. Hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla, hatta çoğu ilk partide daha ilk atılan 3-4 mermide bertaraf edilmesi. Bu müthiş bir verimlilik. Yüzlerce mermi sıkmak yerine 3-4 akıllı mermiyle hedefi imha etmek. İşte Tolga'yı bu kadar ölümcül yapan şey bu. Tabii tüm bunlar kağıt üzerinde harika görünüyor. Peki ya gerçekte bu kadar etkili olacaklar mı? Konya Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Komutanlığı'nda bu soruya cevap verildi. Tolga sistemi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yoğun olarak kullanılan bir drone'un benzeriyle karşı karşıya geldi. Sonuçlar yüzümüzü güldürdü. İlk olarak soft kill senaryosunda 3 kilometre uzaklıktaki bir drone radarla tespit edildi. Elektrooptikle teşhis edildi ve jammer'la mermi atılmadan düşürüldü. Yani işlevsel imha başarılı. Ardından hard kill senaryosuna geçildi. Yakın menzile giren dronlara karşı sabit ve döner namlulu 12,7 mm ve 20 mm silahlar ateşlendi. Metal bulutu oluşturan anti-drone mühimmatı hedefleri başarıyla imha etti. Yani fiziksel imha testi de başarılı. Burada şunu da net şekilde belirtmek lazım. Tüm bu atışlar insansız kulelerde ve otomatik takiple gerçekleştirildi. Yani sistem hedefi kendi buldu. Kendi takip etti ve kendi vurdu. Peki tüm bunların Türkiye'nin savunma mimarisindeki yeri ne? Türkiye çelik kubbe sistemini ilan ettiğinde dünyada ciddi anlamda ses getirmişti. Çelik kubbe katmanlı bir hava savunma ağı. Her katmanı ayrı önemli. Ama tabii içinde
içinde bulunduğumuz dönemde dronların tehdit olduğu en alçak irtifanın önemi başka bir boyutta. İşte MK Tolga, Çelik Kubbe'nin en alt katmanı. Yani 3000 metre ve daha altı katmandaki hava savunma, drone savunma sorumluluğu artık Tolga'nın omuzlarında. En önemlisi de Tolga maliyet etkin bir drone kalkanı. Dahası sadece sabit üsleri korumakla kalmıyor. Modüler tasarımı sayesinde zırhlı araçlara, kamyonlara, mobil platformlara, hatta deniz platformlarına entegre edilebiliyor. Yani hareket halindeki bir askeri konvoyu, bir fırkateyni veya bir enerji santralini koruyabilir. Yani kısaca özetlemek gerekirse, MK Tolga tek bir silah değil. O, modern savaşın en büyük tehdidine karşı tasarlanmış entegre bir cevap. 10 kilometreden hedefleri gören bir keskin nişancı gözü. 3 kilometreden 35 milimetrelik mermiler yağdıran bir siren. 1 kilometrede 12,7 milimetre mermiler yağdıran bir savaş canavarı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tolga hava savunmasının geleceği mi? Asimetrik savaşın kurallarını yeniden yazabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu. Thank you.